Arkadaşlar öncelikle videoma hoş geldiniz demeyi çok isterdim ama bu sefer hoş bir videoyla karşınızda değilim. Çünkü yakın zamanda bir tane kurye arkadaşımız İzmit merkezde bulunan bir tane sitenin asansöründe mahsur kalıyor. Ve bu mahsur kalması sonrasında kendi çabalarıyla oradan kurtulmaya çalışıyor. Ondan sonra 3 kat mıydı 4 kat mıydı ne asansör boşluğundan aşağıya düşüyor ve hayatını kaybediyor. Dedim ben de bununla alakalı bir video çekeyim. En azından sizleri bu konular hakkında biraz bilgilendireyim. Çünkü beni izleyenlerin içerisinde biliyorum ki çok fazla kuryelik yapan arkadaş var. Ve bu kuryelik yapan arkadaşların içerisinde belki kapalı alanda kalmaktan korkanlar vardır. Ya da asansörde kaldığında ne yapacağını bilmeyenler vardır. Ben de yakın zamanda bir binanın asansöründe mahsur kaldım. Ondan da size bahsedeceğim. Nasıl kurtuldum falan filan vesaire. Yani özetle bilgilendirici ve biraz da üzücü bir video olacak. Ama şimdi intromuz bir girsin. Hani her zaman derim çay kahve hazırlayın ama üzücü bir video olacak. Siz bilirsiniz. İsterseniz çayınızı kahvenizi hazırlayın. İntrodan sonra ben buradayım. Şimdi öncelikle ben mahsur kaldığım yerden nasıl kurtuldum? Bundan size bir bahsedeyim. Arkadaşlar yaklaşık bir ay kadar falan önce gecenin saat 4-4.30 civarları yoğunluğumuz var. Yoğunluk olduğundan dolayı ben siparişi aldım, gittim ve daha öncesinde belki en az 20-30 kere benim gittiğim 40-50 defa da benim biraderin gittiği bir bina, sabit bir müşterimiz 7. katta oturuyor. Bu İzmit'i bilenler için söyleyeyim, motorcuların olduğu Bulvar Caddesi diye bir yer var. Orada bir tane bina. Hiçbir defasında da ben o asansörde bir sıkıntı yaşamamıştım ama asansörde 2 kişilik yazıyordu yanlış hatırlamıyorsam ama benim gibi kilolu bir insanı düşünürsek aslında tek kişilik bir asansör. Bayağı da dar bir asansör. Ya bu su nereden çıktı şimdi ya? Neyse. Alttan zili çaldım, kapı açıldı, içeriye girdim. Asansör yukarıdaydı, asansörü aşağıya çağırdım. 7. kata bastım. Asansör arkadaşlar 6.5. katta kaldı. Yani 6. katla 7. katın arasında kaldı. Sanırım kendini 7. kata gelmiş gibi algıladı ve ondan sonra asansörün ışığı söndü. Ve bu arada gecenin saat 4-4.30'dan bahsediyoruz. Hani gündüz olsa ne fark eder? İçerisi yine karanlık ama bir de gece. Ekstradan onu da söylemek istedim. Ondan sonra dedim ne yapacağım, ne edeceğim? Allah'tan telefonum yanımda ve Allah'tan hattım Turkcell. Buradan bunu da söyleyeyim. Genelde Vodafone veya Türk Telekom'un hatları asansör ya da bodrum kat gibi yerlerde Turkcell kadar iyi çekmiyor. Tabii ki de Turkcell'in de çekmediği yerler var ama benim şans eseri onun telefonum çekiyordu. Telefonun hemen flaşını açtım. Zaten aşağıdan da zile bastığım için müşteri de kapıda beni bekliyormuş. O da asansörün yanına geldi, dedi ne oldu işte falan filan, dedim asansör bozuldu. Hani dedim siz şey yapmayın, merak etmeyin, ben dedim şimdi burada bir telefon numaralarını arayacağım. Oradaki telefon numaralarını aradım. Allah'tan gecenin 4-4.30 olmasına rağmen telefonu açan oldu. İşte nasıl bir arıza verdiğini falan sordu bana. Anlattım. Dedim böyle böyle şöyle şöyle. Tamam dedi, biz dedi 5-10 dakika içerisinde seni şey yapacağız. Arayacağız. Bu arada asansörlerde arkadaşlar genelde telefon olur. Senin güvenliğini arayabilirsiniz ya da bir alarm olur basarsınız. Hani asansörde kaldığınızı belli edersiniz. Ama o bina bir site içerisinde olmadığından dolayı ve zaten benim yemeğe götürdüğüm müşteri de kapının önüne, yani asansörün kapısının önüne geldiğinden dolayı ben onlara gerek duymadım. Ama benim bulunduğum asansörde telefon zaten yoktu. Alarm işareti de var mıydı yok muydu inanın tam olarak hatırlamıyorum. Ama zaten müşteri de kapının önüne gelmişti. Neyse uzatmayayım, 10 dakika içerisinde ben tabii içeride bir yandan da karanlık olduğu için telefonun flaşıyla bekliyorum. 10 dakika sonra falan asansör firması beni aradı. Dedi kapıyı zorla açmaya çalışır gibi, ondan sonra gideceğin katı tekrar tuşla. Ki ben bundan öncesinde kapıyı bayağı bir zorlamıştım. Ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar, ben bundan önceki mesleğimde inşaat sektöründe olduğumdan dolayı bir asansör boşluğu nasıldır, nasıl yapılır, etrafı duvar mıdır, değil midir vesaire, bunların hepsini çok iyi biliyorum. Yani o yüzden kendi çabalarımla kurtulmaya uğraşmadım. Çünkü asansör boşluğu dediğiniz yer U şeklinde perde betonuyla yapılır. Sadece ön kapı tarafı açıkta bırakılır. Ve bu asansör boşluğunun arkadaşlar, bu perde betonu dedim ya, onun betonunu atmadan önce kalıba takviye yapmak için demir sokarsınız. Onun ucuna da çiroz denen malzemeleri takarsınız. Kalıbı sokarken de bunu ucundan kesersiniz. Ve çoğu asansör firması bu demirleri yamultmuyor. Çünkü kendine engel olmadığı zaman yamultmakla uğraşmıyor. Yani
Şöyle söyleyeyim size, 40'ar 50'şer santim arayla duvarın üzerinde, betonun üzerinde demirler de var. Yani o yüzden çıkmaya çalışırsanız zaten tek kapı tarafı açık, diğer her taraf beton, onlara demirler olur. Bir asansör boşluğunun karanlığında bunlar size çok büyük tehlike arz edebilir. Bunun haberiniz olsun. Ben de bunları bildiğimden dolayı çok acele etmedim, bekledim. Ondan sonra bana tarif edildiği şekilde kapıyı zorladım. Sensör hatası mı ne vermiş herhalde? Eski de bir asansör. Ondan sonra gideceğim katı yazdım, asansör yukarıya çıktı. Benim şimdi başıma gelen olay buydu. Şimdi ben burada neyi doğru yaptım? Arkadaşlar, paniklememeyi ve soğukkanlı olmayı doğru yaptım. Çünkü ben panikleyip asansörün altından üstünden bir yerinden çıkmaya çalışsaydım belki de ben de şu an bu videoyu size çekemiyordum. Ben de şu an hayatta yoktum. Çünkü kapıyı zorlayıp kapıyı açsam, ki yani açılır mı açılmaz mı bilmiyorum ama kapalı alan korkusu olan bir insan var gücüyle kapıyı belki de açabilir. Oradan tam böyle kata geçerken asansörün bir çalıştığını düşünsenize. Tam böyle bel kısmınızdan böyle ikiye ayrılırsınız asansör çalışırsa. Bu da çok tehlikeli bir şeydir. Neyse, ben ondan sonra oradan o şekilde kurtuldum. Bu olayı yaşamamın birkaç hafta sonrasında da videonun başında bahsettiğim arkadaşımız rahmetli oldu. Onun da olayı şu şekilde bildiğim kadarıyla anlatıyorum. Kendisi su taşıyor, asansöre biniyor, 3 veya 4. katta kalıyor. Kendi çabalarıyla kurtulmaya çalışıyor ve asansör boşluğuna düşüyor. Asansör boşluklarının dibi de betondur arkadaşlar. Toprak zemin değildir. Dibi komple betondur onun da böyle. E tabi 3-4 kat yukarıdan da betona çakılırsanız çok da bir yaşama ihtimaliniz kalmıyor. Başta ağır yaralı dendi ama daha sonrasında arkadaşımızın rahmetli olduğunu duyduk, üzüldük. Can sıkıcı bir durum. Şimdi bu videoyu çekmemdeki amaç da şu. Arkadaşlar, ne olursa olsun kapalı alan korkunuz da olsa gerekirse ortalığı ayağa kaldırın ama hiçbir şekilde asansörden kendi çabalarınızla kurtulmaya çalışmayın. Hani yarım katta kalmışsınızdır, dediğim gibi çıkmaya çalışırsınız, asansör bir hareket eder, ortadan ikiye bölünürsünüz. Ya da asansör boşluğuna düşersiniz, ondan sonra betona çakılır, rahmetli olursunuz. Bunlar çok önemli konular. Belki de bu video benim izlenmesini istediğim kadar izlenmeyecek. Çünkü hani bunu da bir sistem olarak algılamayın ama yalandan böyle yarı çıplak bir kızı videoda gösterip 500 bin izlenme alan adamlar primlerini yapıyorlar. Bazı arkadaşlar da ağzını suyu akarak bunu izliyor. Ama ben videolarımda genel olarak sizleri bilgilendirecek, bazen belki de hayatınızı kurtarabilecek bilgiler veriyorum. Bence bu asansör konusu da abi çok hayati bir bilgidir. Asansörde kaldığınız zaman kesinlikle panik yapmayın. Telefonunuz yanınızda varsa hemen flaşını açın. Telefonunuz çekiyorsa oradaki numaraları arayın, yardım isteyin. Telefon varsa asansörde, yani bir site içerisinde asansörse bu, binanın asansörüyse gidin arayın, yardım isteyin. Ama hiçbir zaman kendi çabalarınızla çıkmaya çalışmayın. Ben kardeşim kendi çabalarımla kurtuldum, hiçbir şey olmadı diyecekler de vardır ama arkadaşlar, istisnalar kaideyi bozmaz. Biz her zaman dikkatli olalım, temkinli olalım. Az önceki söylediğim mevzuya gelirsek de hani ben bu videoyu ne kapak fotoğrafı koyarsam koyayım, ne başlık atarsam atayım, hiçbir zaman bir kız üzerinden prim yapan, bir kavga üzerinden prim yapan, ayna kırmak üzerinden prim yapan bir motovloggerın videosu kadar bu video izlenmeyecek. Ama sizlerden ricam, eğer ki biraz duyarlıysanız, yani biraz duyarlıysanız siz de bu videoyu paylaşın. Arkadaşlarınızla, eşinizle, dostunuzla, en azından asansörde mahsur kalan bir motorcu arkadaşımız, kurye arkadaşımız, hani biz motosiklet kesiminden az çok hitap ettiğimiz için böyle örnek veriyorum, tabii herkes için geçerli ama en azından bilgilenmiş olsun. Çünkü arkadaşlar, bilgisayar oyununda yaşamıyoruz. Canımız bir kere bize verildi. Öldüğümüz zaman geri dönüş yok. Diyeyim, konuda çok fazla uzatmayayım. Can sıkıcı bir mevzuydu. Ben başıma gelen mahsur kalma olayından bu şekilde kurtuldum. Yakın zamanda da böyle bir arkadaşımız rahmetli olunca dedim ben bunun bir videosunu çekeyim, insanlar dikkat etsin. Diyelim, ne yapalım, videomuzun da sonuna gelelim. Arkadaşlar, eğer ki halen daha kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, video bildirimlerini açmayı, aşağıda bulunan açıklama kısmındaki sosyal medya hesaplarımı da linke tıklayarak takip etmeyi unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın.